Raf yönetimi. Depo yönetim sisteminde ürünlerin raflara yerleştirilmesi beklenmektedir. Raf yerleştirme işlemi sonucunda stok artışı sağlanması, ürünün toplanmasının kolaylaştırılması gibi süreçler raf bilgisiyle yapılmaktadır. Bu ve benzeri sistemsel kontrollerin de sağlanması için raf yönetimi ekranı kullanılmaktadır. Kontrol panelinde sol tarafta yer alan menüde depo yönetimi altındaki raf yönetimi sayfası kullanılmaktadır. Burada raf oluştururken fiziki depomuzun mevcut yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak deponuz koridor ve raflardan oluşuyorsa raflarınızı da bu şekilde isimlendirip toplama merkezine yakınlık derecesine göre sıralandırırsanız siparişlerin toplanma süreçleri hem daha kolay olacak hem de ekibe daha sonradan katılan personelinizin süreci öğrenmesi daha hızlı olacaktır. Raf listesi sayfasına geldiğimizde raflara vermiş olduğumuz isimler, kod ve barkodları, sıra numaraları, ekleme tarihi, herhangi bir eksik ürün ya da lot rafı olup olmadığı bilgisi görünmektedir. Burada eksik ürün rafı ile bahsi geçen konu, siparişlerde işlem yapılırken eksik ürün siparişler varsa bunlara adresleme yapılabilmesi için kullanılacak olan rafları ifade etmektedir. Lot rafı kavramı ise lot yani diğer adıyla assort halinde hareket eden grup ürünlerinin ekleneceği raf olup olmadığı bilgisidir. Bazı firmalar sadece grup halinde satılabilen ürünlere lot, bazıları ise assort demektedir. Digimax'ın VMS sisteminde lot raf olup olmadığı da buradan görüntülenmektedir. Mevcut raflarınızı düzenle diyerek açılan pop-up üzerinde bilgilerini değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde yeşil yeni raf ekle butonuyla da açılan pop-up'ta yeni bir raf oluşturabilirsiniz. Raf ekleme işlemini toplu şekilde yapmak isterseniz turuncu Excel ile raf ekle butonunu kullanabilirsiniz. Açılan pop-up'ta buradaki şablonu baz alarak hazırlamış olduğunuz Excel ile toplu olarak içeriye raf yüklemesi yapabilirsiniz. Tek tek veya toplu şekilde eklenmiş olan raflarınıza stok eklemek isterseniz yine Excel ile stok ekle butonunu kullanarak buradaki şablon üzerinden Excel'de stok eklemesi yapabilirsiniz. Dosyayı içeri attığınız zaman raflardaki mevcut ürünleri temizleyip mi ürünleri yerleştirecek yoksa üzerine mi ekleyecek? Siteye de stok eklemesi yapıp yapmayacağı bilgilerini de buradan açıp kapatabilirsiniz. Ürünleri dışarı aktar diyerek ise mevcut bilgileri Excel olarak çıktı alabilirsiniz. Sağ taraftaki filtreleme kısmında raf ID, barkod, kod, raf adı, eksik ürün rafı gibi bilgilere göre de filtreleme yapılabilmektedir. Rafların kenarındaki butonlara tıklayarak içindeki mevcut ürünleri görüntüleyebilir ya da rafı silebilirsiniz. Etiketi yazdır butonu ile ise metin olarak girmiş olduğunuz raf barkod bilgisi otomatik olarak sistem tarafından barkoda dönüştürülecek ve yazıcınızdan yazdırabileceğiniz hale gelecektir. Burada almış olduğunuz barkod çıktısını fiziki rafın üzerine yapıştırmanız gerekmektedir. Çünkü birçok işlem yapılırken depodaki personellerimiz örneğin bir raftan ürün çıkartacaksa önce rafı okutup sonra ürünü okutacaktır. Ya da o rafa ürün ekleyecekse önce rafın barkodunu okutup daha sonra rafa ürünleri yerleştirecektir. O yüzden buradaki barkodlama sistemi önemlidir. Digimax VMS sisteminde raf yönetiminin genel çalışma mantığı bu şekildedir.